Efendim herkese hayırlı günler diliyoruz. Ben Deha Atmaca. Kukla TV haber bülteninden herkese hayırlı, sağlıklı günler diliyoruz. Efendim bildiğiniz üzere korona salgını devam etmekte. Fakat çocuklarımız okula gitmekte. Buradan sevgili çocuklarımıza sesleniyorum. Çocuklar size sesleniyorum ha. İyi dinleyin. Lütfen okulda, dışarıda, kantinde artık neredeyseniz sık sık ellerinizi sabunla yıkayın. Sosyal mesafe kurallarına uyalım. Mümkün olduğunca da maske takalım arkadaşlar. Şimdi hemen bugün sizler için hazırladığımız haber bültenine geçiyoruz. Efendim yine sizler için bakıyorum arkadaşlarımız ne hazırlamışlar, bir şey hazırlamamışlar. Evet, böyle şakacı da bir kişiliğim var yani. Koskoca Deha Atmaca haber bülteni sunacak, elinde haber olmayacak. Olur mu ya? Değil mi arkadaşlar? Evet çocuklar, bugün ilk haberimizi veriyoruz. Bildiğiniz üzere dediğim gibi korona devam ediyor. Fakat okulların açık kalma süresi devam edecek. Yaşasın, arkadaşlarımızla oynayabileceğiz. Okula gideceğiz. Öğretmenimizle dersler yapacağız. Yani eğitimimiz uzaktan böyle değil, yakından böyle yapacağız. Arkadaşlarımızı da özlemeyeceğiz. Okulumuzu da özlemeyeceğiz inşallah. En kısa zamanda da şu korona illetinden kurtulacağız ya. Evet, bir arkadaşımız bize YouTube'dan ulaşmış. Meral Akgöz. Meral'cim, sana buradan sevgiler, saygılar sunuyorum. Ayrıca haftaya da doğum günü varmış. Mutlu yıllar diliyorum. Mutlu yıllar. Happy birthday, birthday, birthday. Bize de pasta yolla, tamam mı? Ay Allah'ım ya, bugün de şakacılığım üzerimde. Efendim ilk haberimize geçiyoruz. Evet, aldığımız çocuk sendikasının kararları gereği çocukların harçlıklarına zam geldi. Eyvah! Anne babalar, dikkatli dinleyin ha. Çok ilginç bir haber. Evet, çocuk sendikası bir araya geldi ve bu seneki çocukların harçlıklarını derledi, toparladı. Ekonomik efendim faizler, efendime söyleyeyim zamlardan dolayı çocukların maaşına, evet burayı heyecanlı yapacağım. Çocukların maaşına, haftalık maaşına %25 zam yapacaklar. Yani bundan böyle haftalık 20 TL ilkokul çocukları maaş alırken bundan böyle %25 zamlı olacak. Ortaokul çocukları, aman Allah'ım, onlara da yine %25 haftalık 50 TL alan çocuklar, yani bu zamdan sonra tabii ki zamlı ücretten ne yapacaklar? Haftalık okul açlıklarını alacaklar ya. Evet, bu haber güzel bir haberdi. Öncelikle bu haber için sevgili çalışma arkadaşlarım, teşekkür ederim kardeşim. Çok sağ olun, aferin. Aferin, böyle çalışın, böyle güzel haberler getirin. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere artık sonbaharı bitirdik. Yavaş yavaş kış mevsimine geçiyoruz çocuklar. Kışın ne yapmalıyız? Bakıyorum. Evet, bol bol sebze yemeliyiz. Protein almalıyız. Sıkı sıkı giyinmeliyiz. Terli terli okulda, orada burada, dışarıda kalmamalıyız arkadaşlar. Çünkü neden? Hemen soğuk alırız, karnımız ağrır, midemiz bulanır, hastalanırız. Allah göstermesin okula gidemeyiz ya, değil mi? Onun için bu havalarda, mevsimde dikkat edelim. Evet çocuklar, bildiğiniz üzere sonbaharı bitirdik, artık kış mevsimine geçiyoruz. Kalın kalın elbiseler giyinelim, üşümeyelim. İnşallah okulda da çok terlemeyelim, değil mi arkadaşlar? Oyunlar oynayalım ama çok terlememeye dikkat edelim. Çünkü havalar serinledi ya. Havalar serinledi ya. Sıkı sıkı giyinelim arkadaşlar. Ondan sonra Allah göstermesin üşütürüz. Hı. Tabii böyle üşütmeyiz de. Hasta oluruz. Karnımız ağrır, midemiz bulanır. Okula gidemeyiz ya, değil mi? Bunu da kimse istemez yani. Ben istemem şahsen. Zaten bir sürü zamanda okuldan uzaklaştık. Uzun süre uzaktan eğitimi, EBA uzaktan eğitim yaptık. Okulumuzu da özledik. Her şeyi de özledik, değil mi? Bir daha olmasın. Evet, hasta olmayalım, dikkat edelim çocuklar. Bol bol protein yiyelim. İnşallah önümüz kış. Portakalıdır, mandalinasıdır, narenciyesidir. Bunların hepsini yiyelim. Özellikle ıspanak, pırasa, brokoli. Bunları bazı çocuklar yemiyor. Aman aaa!
sakın ha, aman ha, sakın ha çocuklar, bol bol yiyeceğiz. Özellikle pırasa, ıspanak, havuç, brokoli, bunlar çok önemli kışın. Yoksa Allah göstermesin bak hasta olursunuz ha. Hasta olursunuz, karnınız ağrır, mideniz bulanır sonra, değil mi? Evet, aferin. Bakıyorum efendim, yine güzel bir haber daha. Evet, bu sene kışında dondurma yiyor. Ne? Kışında dondurma yiyor. Kim yiyor? Ne? İçerideki rejimi. Evet arkadaşlar, kulağıma ne söylüyorsunuz? Allah'ım sen sabır ver ya, içeride dondurma yiyormuş bizim çalışma arkadaşları. Yanlışlıkla kulağıma geldi. Kusura bakmayın, ben de bunu haber olarak okudum ya. Ulan zıkkı, hele afiyet olsun, afiyet olsun. Bana da bırakın, bana da bırakın. Ha, bana da, beni payıma ayırın. Beni payıma ayırın. Ben de dondurmayı, siz de dondurma seviyor musunuz çocuklar? Ama çok yememek lazım değil mi? Özellikle kışın çok çok dikkat etmek lazım. Çok tehlikeli vallahi. Boğazımızı üşütürüz. Bademciğimiz gelir. Bademciğimiz gelir. Ben bugün biraz heyecanlıyım ya. Evet harbiden de heyecanlıyım. Niye böyleyim bilmiyorum. Evet bakıyoruz. Evet geçtiğimiz günlerde bir köpek yavrusu yolda kalmış. Ve yoldan geçen bir amca oğluyla beraber bunu fark etmiş. Hatta onu önce veterinere götürmüşler, bakımını yaptırmışlar. Vallahi kendilerini tebrik ediyoruz. Gerçekten de o yavrucağız orada kalsaydı belki de bir arabanın altında ezilecekti. Evet, kendilerine buradan alkış gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Hayvanları koruyalım. Hayvanları sevelim. Arkadaşlar siz hayvanları koruyor musunuz? Hayvanları seviyor musunuz? Kimlerin hayvanı varsa evde beslediği, lütfen hemen yorum kısmına şu aşağıya yazsın. Bakalım kimler hangi hayvanları besliyor ya? Değil mi? Ben de besliyorum. Benim evde 5 köpek, 6 tane kedi, 20 tane tavuk, 2 tane at, 4 tane inek. Şaka yapıyorum ya, benim de bir tane köpeğim var ya. Evet gerçekten de bugün şakacılığım üzerinde maşallah. Bakıyoruz efendim haberlere, yine güzel bir haber. Volkan abinin YouTube sayfası çocuk sayfaları içerisinde YouTube'da en çok tercih edilen sayfa olmuş. Gözümüz aydın. Volkan abi ben de zan istiyorum ha. Ay Allah, yine şaka yaptım ya. Sevgili çocuklar, lütfen siz de YouTube kanalımıza abone olun. Zili açık bırakın ki yeni videolarımızdan haberdar olun ya, değil mi? Hepinizi çok seviyoruz. Öncelikle bu güzel yayınları sizin için yapmaya devam edeceğiz. Tabii sizler de bizi takip ederseniz, beğeniler yollarsanız, efendime söyleyeyim like'lar atarsanız. Anlaştık mı? Harikasınız çocuklar, harikasınız. Evet yine bugün, yine sizler için bugün en güzel haberi sona sakladım arkadaşlar. En güzel haberi sona sakladım. Çünkü neden? Çünkü tatlı yemekten sonra yenir. Ya yine yaptım yapacağımı. Evet, bu en güzel haberi sizlerle paylaşıyorum. Bundan böyle artık YouTube kanalımızda, Kukla TV'de ben devamlı olarak haberlerle sizlerle beraber olacağım. Alkış! Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Öncelikle beni izlediğiniz için ve güzel güzel yorumlar yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, dondurma var. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Show başlar.